Harmanlanmış öğrenmenin tanımıyla başlamaya ne dersiniz? Kristensen Enstitüsü'ndeki arkadaşlarımız ülkenin her bir köşesinden yüzden fazla farklı harmanlanmış öğrenme modelini kataloglamak için çok çaba harcadılar. Bu çalışmanın alanda ortak bir lisan kullanabilmek açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak üç temel noktadan oluşan bir tanım ortaya çıkmış. O halde hemen bu tanımın ne olduğunu birlikte görelim. Tanımın ilk bölümü aslında son derece açık ve net. Harmanlanmış öğrenme uygulamaları için online öğrenmenin önemine değiniliyor. Ancak kritik nokta cümlenin ilk kısmında yer alıyor. Her öğrencinin aynı anda, aynı hızda, aynı yöntemle, hatta aynı yerde, aynı verimlilikte öğrenmesinin mümkün olmadığını kabul ederek başlıyor. Öğrenirken bazen çok hızlı bir şekilde anlayabileceğimiz konularla karşılaşırken bazen de bir kavramın tamamen yerine oturabilmesi için çok daha fazla zamana ihtiyacımız oluyor. Kısacası bir şeyi tam öğrenebilmek için bazen farklı yollara ya da yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. İkinci bölüme geçecek olursak, özetle online öğrenmenin en azından bir kısmının okul ortamında ve öğretmen eşliğinde gerçekleşmesinden bahsediliyor. Üçüncü bölümde ise Online ortamda gerçekleşen öğrenme sürecinin sınıfta devam eden yüz yüze eğitimden bağımsız olmadığı ve birlikte işlediğine vurgu yapılıyor. Evet, bu son derece önemli çünkü öğrencinin online ortamda yaşadığı öğrenme deneyiminin sınıftaki eğitim süreçlerine destek olduğunu kendi kendine görmesi gerekiyor. Çok önemli. Evet, online ortam sınıf ile sınıfta online ortam ile iletişim içinde olmalı. İdeal bir uygulamada iki taraftan alınan veri, ki bu bir öğretmenin sınıftaki gözlemleri ya da online alıştırmalardan elde edilen sonuçlar olabilir, yapbozun diğer parçasını tamamlar ve resmin tamamını görmemizi sağlar. Böylelikle iki ayrı süreç bir bütünü oluşturmuş olur. Ekranda harmanlanmış öğrenme olup olmadığını sorgulayabileceğiniz üç farklı uygulama görüyorsunuz. İsterseniz okuyun ve biraz düşünün, sonra da hep birlikte örneklerin üstünden geçelim. Şimdi bu uygulamaları tek tek inceleyelim ve harmanlanmış öğrenmeye örnek olup olmadıklarına birlikte karar verelim. Birinci örnekte öğretmenin sorduğu soruya cevap veren öğrenciler var. Tablet kullanmaları son derece güzel ancak bu uygulamanın teknolojinin bir araç olarak sınıfa girmesinin ötesine geçmediğini söyleyebiliriz. Geleneksel sistemin dijital bir şekilde uygulanması da diyebiliriz. Harmanlanmış öğrenme değil tabii. İkinci örnekte ise harmanlanmış öğrenme var diyebiliriz. Güzel bir örnek. Neden diyecek olursanız ters yüz sınıf adı verilen bir yöntem kullanılıyor. Bu uygulamada öğrenmenin sınıf ortamı ve okul saatleri dışında gerçekleştiğini yani öğrencilerin videoları durdurarak tam olarak anlayamadıkları kısımları tekrar edebildiklerini ve böylece öğrenme hızları üzerinde kontrol sahibi olduklarını düşünebiliriz. Ve sonra da sınıfta konuyu derinlemesine ele alarak evde öğrendiklerini yüz yüze ortamda uygulamalı olarak deneyimleme ve pekiştirme şansı buluyorlar. Aslında öğrenmenin daha kalıcı olmasını sağlayacak aktiviteler için zaman yaratmaktan bahsediyoruz. Öğretmenin teknolojiden yardım alarak sınıfta geçirilen zamanı daha verimli bir öğrenme tasarımı yapmak için kullanabileceğini görüyoruz. Öğrencilerin bir simülasyon yapma şansı bulduğu bu örnekte de olduğu gibi konu anlatımı üzerine uygulamalı öğrenmenin eğitimdeki verimliliği artıracağını düşünüyoruz. Bu gibi uygulamalar ve harmanlanmış öğrenme yaklaşımı sayesinde eğitimin daha verimli ve sınıf ortamının daha etkin olacağına inanıyoruz. Üçüncü örnekte öğretmenin dijital bir tahta kullanması ve öğrencilerin de bilgisayarlarına not almaları gayet modern bir yaklaşım. Teknolojinin sınıfta bu şekilde kullanılmasının verimliliği arttıracağını da düşünebiliriz. Ancak uygulamaya bakacak olursak sınıfta kullanılan araçların değişmesinden öte yeni hiçbir şey görmüyoruz. Öğretmenin ya da öğrencinin rollerinde ve yaptıkları temel aktivitelerde herhangi bir değişiklik olmadığı gibi kişiselleştirilmiş öğrenmeye dair bir uygulama da yok. Demek ki bu da teknolojinin geleneksel sistemi iyileştirmesine verilebilecek bir başka örnek. Kullandığımız tanıma göre ise kesinlikle harmanlanmış öğrenme değil. Bu örnekler sayesinde harmanlanmış öğrenme ve geleneksel yaklaşımı teknoloji ile desteklemenin arasındaki farkla ilgili kafanızda bazı fikirler belirmeye başladığını umuyorum. Evet, artık harmanlanmış öğrenmeyi daha yakından incelemeye başlayabiliriz. Hatta sadece harmanlanmış değil, yüksek kaliteli harmanlanmış öğrenmeyi de ele alacağız. Doğru bir noktaya parmak bastın. Harmanlanmış öğrenmenin tanımı oldukça geniş ve bu yaklaşımın her koşulda mutlak olumlu çıktıları olacağına dair bir şey içermiyor. Sadece yol gösteriyor. Bu tanıma uyacak bir sürü uygulama bulabiliriz ama bunların bazılarının sonuçları iyi, bazılarının ki ise pek de başarılı olmayabilir. Peki her uygulamada olumlu sonuç verecek yüksek kaliteli harmanlanmış öğrenmeyi nasıl tanımlayabiliriz? O halde bunu çözülmesi gereken bir sorun olarak ele alalım ve kendi tanımımızı yapmaya çalışalım. Yüksek kaliteli harmanlanmış öğrenmeyi tanımlarken temelden başlayarak dört önemli noktaya değineceğiz. İlk önemli nokta öğrenmenin kişiselleştirilmiş olması üzerine. Öğrenme sürecinin her bir öğrencinin bilgi dağarcığındaki boşlukları kapatarak ihtiyaçları doğrultusunda kendine en uygun yöntem ve hızda ilerlemesi gerekir. Sınıfın bütününü değil her öğrenciyi birey olarak ele alıyoruz. İkinci nokta öğrenmenin ustalaşmaya dayalı olması üzerine. Öğrencilerin ancak bir konuyu tam öğrendikten, yani o konuda ustalaştıktan sonra diğer konulara ilerlemesi fikrini içeriyor. Her bireye istediği ya da kendini hazır hissettiği anda bir konuda ustalaştığını ispatlayabilmesi için olanak tanınması gerektiğini de ekleyelim. Bu durum sınıfın ilerlemesi ya da öğretmenin 7. haftaya geldik bakalım neler öğrenmişsiniz diyerek yapacağı bir sınavdan tamamen bağımsız olmalı. Üçüncü nokta e, öğrenme sürecinin öğrencilerin yüksek beklentilerine göre tasarlanması üzerine her bir öğrencinin üniversite eğitimi ve kariyerinde başarılı olabilmesi için bazı zorlayıcı hedefleri önceden belirleyerek açık bir şekilde tanımlanması gerektiğini ifade ediyor. Dördüncü ve son önemli nokta ise öğrenme sürecinin sorumluluğunu nın öğrenciye ait olması üzerine bu nokta gerçekten çok önemli. Öğrenme sorumluluğunun öğrenci tarafından sahiplenilebilmesi için her bir öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönetebilmesini sağlayacak beceri, bilgi ve araçlarla donatılmış olması gerekir. Armanlanmış öğrenmenin önemli özelliklerinden biri öğrenme deneyiminin öğrenci tarafından sahiplenilmesi ve sürecin öğrencinin sorumluluğunda olmasıdır. Eğitimci olarak konuya yaklaşacak olursak bizler de öğrencilerin onlara ne yapmaları gerektiğini söylemeden bazı şeyleri yapmalarını istiyoruz öyle değil mi? Üniversite başarı oranlarına baktığımızda ise çok başarılı öğrencilerin üniversiteye girdiklerinde birdenbire sıradan öğrencilere dönüşebildiklerini görüyoruz. Ve çoğu zaman bu öğrencilerin öğrenme sürecimin ya da eğitimimin kontrolü bende olduğunda ve kimsenin bana ne zaman sınıfa gideceğimi söylemediği bir durumda ne yapacağımı bilemiyorum dediklerine şahit oluyoruz. Çocukların tabii ki her şeyden önce severek öğrenmelerini istiyoruz ama üniversite ve sonrasındaki hayatlarında gerçekten başarılı olmalarını bekliyorsak öğrenme süreçlerini sahiplenmelerini sağlayarak küçük küçük yaşlardan itibaren öğrencileri bu deneyimler için hazırlamalıyız. Harmanlanmış öğrenmenin bu sorunun çözümü olabileceğine inanıyorum.